Ya niye kardeşim? Bana mı yedirmeye çalışıyorsun oğlum? Yok. Ben bunun taksi parasını yapıyorum. İkisini de yaparım, yiyin. Ben niye yedim? Şerefsiz o zaman. Bu çocuk bundan hoşlanıyor mu? Yemeyeceksin. Kardeşim. Sinirlen para şu an. Umar abi. Hakikaten videoyu kapat şu anda. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Yanımda Fuat ve Serkan var. Zaten çok yakından tanıyorsunuz. En yakın arkadaşlarım ve bugün beraber kim daha iyi tanıyor oynuyoruz. Holy! Serkan'ı mı daha çok seviyorsun, beni mi daha çok seviyorsun? Seni daha çok seviyorum. Canımsın. O da eğlenceli bir çocuk ama. Ben çıkayım o zaman. Yok yok, sen kal, sen kal. Sen kal. Beni sevmesini, yani bunu nasıl hak ettiğimi göstereceğim şu an sana. Okey. Belki yanıltırsın, videonun sonunda her şey değişir. Değişebilir. Bir bakmışsın, sana dönmüş oklar. Seni daha çok seviyor olabilir. Boynuz kulağa geçti kardeşim. Beni sevmeyen adamın... O değil de... Adamın... Fuat yine iddialı konuşuyor ya, kesin kaybedecek. Bakalım, bakalım. Hep öyle oluyor ama. Şimdi... Normal bir kim tanıyor videosu olmayacak. Her bilemediklerinde önümüzde köfte ve inanılmaz acı bir sos var. Acıya direnciniz nasıl? Acı benim. Senin fena değil biliyorum. Sende hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Serkan'da hiç yok. O yüzden Serkan senin sürekli bilmen gerekiyor. Bilemezsen eğer patlarsın. Haberin olsun. Tamam. Ve bunu siz daha şu an bilmiyorsunuz. Bunu yeni belirliyorum. Kaybeden... Bakışına bak ne çıkacak diyor. Kaybeden acıyı, arkadaşım... Acıyı yemektense... Kaybeden arkadaşım... Evet. Hadi amur. Kaybeden arkadaşımız... Şu an bu Survivor'a döndü. Ödül yemeğiniz. Kaybeden arkadaşımız... Videonun sonunda... Instagram'ından... bir story paylaşacak. Ama... Benimle... Kazanan arkadaşım belirlediği bir story paylaşacak. Ve 24 saat o story onun... Instagram'da duracak. Serkan'ın bugün attığım fotoğrafını paylaştıracağım ben ona. Tamam mı? Ne yaptın lan? Dedim ya, doktor beni böyle yaptı. Hazır mısınız? Hazırız. 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 O zaman... Round 1. Başlasın. Hadi bakalım. Nasıl bu? Cevaplara bakıyor. Okey, ufaktan başlayalım. Başla. Bakma. Hayır, bakmayın. Ben bana bakıyor mu diye bakıyorum. Cevaplar yok burada bu arada, sorular var. Hazır mısınız arkadaşlar? Birbirinize bakıp kopya çekmeyin. Tabii. Benim şu an güncel Instagram takipçim kaç bin? Kocaman harflerle yazın. Şey, kocaman rakamlarla yazın. 3, 2, 1. Gösterin önce kameraya. Oha! Kaç? Oha! Arkadaşlar, ikiniz de bilemediniz. Göstereyim mi kameraya? Evet, benim şu an güncel takipçim 118 bin. İkiniz ne diyorsunuz? Yarım saat önce baktım lan. Bilemezsin. Satın almış. Satın almış. Evet, yiyelim acıyı. Banalım. Ya. Bunun içinde acıdan başı bir şey sürmedin değil mi? Yok. Bu kızı gibi evet, olmaz. Evet, 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 hadi. Ay he. Evet. Su da var bari. Su yok. O zaman ne anlamı kaldı ki? Oo. Su yok o zaman. Bileceksin arkadaşını, beni bu kadar çok seviyorsan, bu arada Serkan benim biliyorsunuz 14 yıllık arkadaşım, Fuat da 10 yıllık arkadaşım. Dolayısıyla bilmeleri gerekiyor. Kardeşim bildik sayılır bence. Madem Instagram'dan gittik, bir daha Instagram'dan devam edelim. Benim Instagram'da en yüksek like almış fotoğrafımın sayısı. En çok yaklaşanı bu arada, nokta atışı yapmanızı istemiyorum. En çok yaklaşan kazanır. Biraz düşünebiliyor muyum? 5, 4, 3 ya kutup yıldızından ne çıkartacak? Düşünce ne olacak ha? 0. Hazır olduğunuzda çevirin. Çevirdim. Kaç dedin? Ay. Ben de 78 demişim. Bir şey söyleyeceğim. 77 bin küsür. Ama hani kim daha yakın? Hani 77.800 ise sen daha yakın oluyorsun değil mi? Evet. Sen bayağı stalkersın ya. Bakıyorum şu an, ben küsürünü bilmediğim için bakıyorum. Beni ilgilendirmez, ben baştaki rakam neyse onu söylerim abi. Bakıyorum. Arkadaşlar söylüyorum. 73.817. O zaman sen kazandın, ben yiyorum. Sen kaybettin kanka. 73.817, senden bir acı köfte. Ama yaklaştınız lan, 70.000 küsürü biliyorsunuz yani, helal olsun. Malacığım fotoğrafı da şöyle koyarsın. Cevaplarda. Bana afiyet olsun o zaman.
Evet, gömelim kardeşim. Ama acı, acı bayağı. Yakıyor, ben acıyı sevmeme rağmen. Gerçekten bu arada sağlam bir acı yani. Az önce maral kokladım dedi. Kaç bardak su içtin lan üstüne? Bilmiyorum, camı falan açtı. Camı falan açtı, fenalaştı yani. Evet, bikini giydik, mavi evde geziyor. Üstüne başına bir şeyler ki. Mara, üstüne başına bir şeyler ki saçma sapan hareketler mi? Gerçekten var burada. Evet, devam ediyoruz. Hadi. Evet. Benim en çok kullandığım kelime. Abi acıdan şu an bir şey düşünemiyorum ki. Evet arkadaşlar, hazırsanız kameraya gösterelim. Ben hazırım. Evet. Ben de hazırım. Evet. Ne yazdınız? Günün sonunda beni anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Ya kanka bir şey diyeceğim. Hayır, bu şimdi bir şey dur. Diyeceğim başlı başına. Bir şey diyeceğim var. Bu videolarda var ama. Ya hayır be. Genelde beni anlıyor musun? Doğru cevap. Biz hatta bunun gırgırını. Ulan beni anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Damla diyor mu demiyor mu? Ulan bana beni anlıyor musun? Allah aşkına Damla. Bir şey söyleyeceğim. Müdahale etmem lazım. Bence beni sakın yanlış anlamayın. Bir şey diyeceğim daha çok kullanıyor. Evet. Siz bana beni anlıyor musun bir daha demeyelim diye sayaç tutuyordunuz. Evet. Hayır. Evet doğru. Onu her cümlenin sonuna getirmeye başlamıştım bir dönem. Ama sen genel olarak bir şey diyeceğim diyen bir çocuk. Bir şey diyeceğim. Ya Damlacığım kurban oldum. Sen var ya. Kanka. Sen hangisini açıklıyorsun? Arkadaşlar benim kanaatim beni anlıyor musun? Bitti. Ya sen kardeşim. Bana mı yedirmeye çalışıyorsun oğlum? Yok. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bir kesinlikle değil. Neden? Çünkü oraya en çok ne demek istediğimi anlatabildim mi der. Beni yani anlıyor musun? Bir iki tane söyle o akılda kaldı. Bak. Biz hatta makarasını yaptık. Damla bana dedi ki, Damla bana hiçbir zaman demedi ki Fuat çok bir şey diyeceğim diyor. Ona bir söyle. Bana dedi ki Damla. Neden biliyor musun? Hepimiz çok fazla bir şey diyeceğim dediği için ben takılmıyordum. Çünkü hepimiz çok diyoruz. Ona herkes diyor bu arada. Ona bir herkes şey diyeceğimi Serkan da diyor. Bize dedirttirmeyin falan diyor. O burada videolarda oluyor bu arada genelde. Bahsediyorum ben. Bu benim günlük hayatımda ne demek istediğimi anlıyor musun? Beni anlıyor musun? O zaman ona bakarsak bunlar... kankayı daha çok... O zaman Damla, en çok Damla diyor. Ya o yüzden evet. Dedim ya kanka. En çok Damla kanka. En çok aşkım diyor. En çok aşkım diyor. Arkadaşlar kazanan Fuat, kaybeden Serkan. Ye kardeşim. Hadi. Abi niye ben hep ya? Ben sana bir daha kardeşim. İlk defa tek başına ben geçeceğiz. Moral. Seni mi diyorsun? Falan fistan diyor. Falan fistan. Senin'e göre de falan fistan. Benim en sevdiğim mekan. Oha. Unuttum şu an yok bende. 3 2 1 Seninki ne? Kahve. Kahve de ne? Zükember. Starbucks mı? Starbucks. Serkan Starbucks. Starbucks. Sen ama belki Fuat'a yediredin burada bence. Evet. Belki kahve dünyası. Belki Gloria. Belki Gloria. Yazmamışsın abi ben. Hayır bak böyle yok, yok yok tamam. Sıradaki sorunuz geliyor. Telefon numaramın son iki hanesi. Söyledin mi? Hayır. Ben bilmiyorum ki söyleyeyim. Çeviriyorum abi. Tamam mı? Evet hazırsanız cevapları alalım. Ben ezbere söyleyeyim istiyorsan. 58. Söyle lan. Silikleri gittiler. Hani bir sonu tuttu. 0458 bir şey de. Evet 0458. Hayır. Sen numarayı söyleyeceksin istersen. Bak söyle istersen arasınlar. Hayır. Allah Allah ya. 600 tamam. Tamam değil. Sonunu bildin kazandınız kanka. Sıkıntı yok. Kazandınız yemiyorsunuz. Allah Allah. Soruyorum. Hazır mısınız? Bütün buzlar eridi biliyorsun şu anda. Hazır mısınız? Evet hazırım. Asla yapmam dediğim şey. 5. Ne 5 ya? Asla değil. Asla yapmam dediğim bir şey. Çevirin. Evet bakmıyorum cevabı söylüyorum şu an. Bunu giyiyorsa yalanlasın. Damla'yı aldatmam cevap. Sen ne yazdın? Erkekle. Yani. O zaman sen erkekle yatarsın ama Damla'yı aldatmam. Ben şunu mu anlıyorum? Yani şimdi bir seçenek var. Ya Damla'yı aldatacaksın ya da bir erkekle yatacaksın. Öyle bir seçenek değil. Asla yapmam dediğim bir şey. Hayır. Bunu yapabilir misin? Hayır. Yani bir şey diyeceğim. Bir seçenek var. Evet. Diyor ki bir kapıdan diyor ki Damla'yı bu seferlik aldatacaksın. Evet. Bir kapıdan da bir tane zencini teki diyor ki sana. Welcome to the my world diyor. Evet. Hangi kapıdan girersin? Zencini kapısından girersin. Ben yerim köftemi. Ben neden şey söyleyeceğim. Ben neden böyle bir seçeneğe maruz bırakılıyorum ki? Hayır bunu yapar mısın? Ne alakası var onu da yapmam. Hasta. Ama birinci önceliğim değil. Tamam bu. O zaman seçenekler. Hayır o da yapmayacağım yapmayacaklarım arasında.
Kanka video için anadan doğma soyunmazsın. Aklına soyunulabilir. Bu da yapmayacağım bak, bir şey. Bak yapmaz. Hayret. Bu da yapma. Sana şunu söylüyorum. Bunu 1 milyon dolara yaparsın. Yapar mısın? 1 milyon dolar mı? Dolar. Dolarsa anadan doğma mı? Soyunma diyor. Hayır. Anadan doğma yazmıyor. 1 milyon dolara yazmıyor. Ya 1 milyon dolara belki bunu bile zorlayabiliriz de. Kanka 100 bin dolara yaparım ben onu. Ben onu 100 bin dolara yaparım. Ben bunu 2,5-3 bin liraya yaparım. Ben bunu taksi parasına yapıyorum. Bunu yapsan Damla'yı aldatmış olmuyor musun? Doğru. Doğru. Peki o yüzden şimdi... yapmam. Aldatmaya giriyor. Yapmam. Doğru diyor. Bak aslında sorunun cevabı burada. Günün sonunda bununla da yatarsam yine aldatmış olurum. O zaman ben doğru cevaplamışım. Hayır. Yatarsam aldatmış asla oluyorum. Yapmazsın. O yüzden aldatmam. Tamam, erkek kadın fark etmez. Tamam bu yapmayacaksın. Aldatmış oluyorsun yine. Tamam bu yapmayacağın şey ya. Evet. Tamam. Bu neye çıkıyor? Damla'yı aldatmaya çıkıyor mu? Aldatmaya çıkar. O yüzden yapmam. O zaman ben kazandım. Hayır. Ama benim, hayatım ben soruyu görmeden kendi cevabımı verdim. O zaman bu da benim yapmayacağım bir şey. Yani erkek adamın ilk aklına yapmayacağım şey de bu gelmesi. Hayır. O zaman ikisi de kazandı. Diyor ki erkekle yatmak da o zaman aldatmaya girdiğine göre sen asla aldatmam diyorsun. Bu aldatmaya girer mi? Yatmam da. 1 milyon dolara soyunsan Damla der ki. Soyunmuyorum. Soyunmam. O ya. Zaman Serkan da kazanmış oluyor. Kardeşim soyunmazsan derler ki bunu yapıyor. Allah Allah. Ya, bir şey diyeceğim. Bu oyunun formatı senin istediğin cevapları vermek mi yoksa? Evet. Yani siz genel değil. Benim söylediğim şeyi ben görmedim ya. Ben cevabı verdim. Doğru bilmeniz lazım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben yerim o köfteyi. Ama sen biraz ufkunu aç. Ufkunu açmakla alakası yok. O zaman ben bu soruyu sorduğum zaman o zaman buraya imkansız bir şey yazan herkes bu sorunun cevabından kurtulur zaten. Hayır. Yani şimdi, bunu yemekten kurtulur. Buraya bakarsın. Bak sen dedin ki. Dersin bir daha. Ben yapmam, yapmam dedim. Tamam bunu yapmam dedim. Bunu yapmam dedin. O zaman kazanmış oldun. O zaman sen şunu diyorsun. Bunu yaparsın bunu yaparsın. Ya sen illa Damla'yı aldatmam dememi mi bekliyorsun? Tamam. Ben şöyle yapıyorum. İkisini de yaparım. Yiyin yapar. Yiyin. Bunu yapmıştı ben de. Ben çok videoda açıklamıştım. Ben yemeyeyim artık. Ben çok yedim. Yok yiyeceksin. Aa ben 5. yiyorum. İkiniz ne yemesi lazım? İkiniz de doğru cevabı veremediniz. Şu kalsın ama Maral. Bunu dosyaya koy. Bu kalsın bence. Soruyorum. Sor canım. En sevdiğim tatil beldesi. Şimdi öteki sorudan sonra benim aklıma bir yer geliyor. Ama nasıl yasın diyor. Ben Türkçesini yazacağım. Okey. 3 2 1 çevirin. Kaş. Ne kaş ya? Evet. Kaş mı? Kaşa gitmedi bu ya. Ya. Sen kaşa gittin mi? Yalanın bin türlüsü ya. Kaşa gitmedin ki diyor. ekran fotoğrafımın arkasında. Ya kaşa gittik dedi ki. Hayır kaşın kaşı. Ya kaşa gittik buraya keşke gelmeseydin. Yine Damla. Damla ile fotoğraf var ya. Nerede kaşta? Karıştırmış ama çıplaklar kanka. Hayır. Sen geçen gün dedin ki ben Mikonos'ta bu kadar yakışıklı erkek görmedim. Bu kadar güzel kız görmedim. Dedi. Doğru mu? Dedi mi demedi mi? Dedi mi demedi mi? Dedi ki ben en çok oradan keyif aldım. Dedi mi demedi mi? E tamam o zaman soru cevabı mı? Biz ne ara kaşa gittik? En çok oradan keyif mi aldın dedim? Evet. Evet yoksa mi? Yoksa biz beğendim. Orada bir gün kaldık, tadına varamadık. Aslında daha uzun kalmamız gerekir mi dedim. E şimdi sen dedin ki bu sene oraya gidelim, mutlaka gidelim Fuat. Yakışıklı çocuklar, yakışıklı kızlar, güzel niye kızlar. Niye bu yakışıklı çocuklara taktın ya? İki gün önce bana dedi ki kanka bu sene burada sakla. Bu sene Çeşme planı var, Mikonos planı var. Mikonos. Abi her sene Çeşme'ye gidiyorsun. Evet. Çeşme'ye sürekli plan yapıyorsun. Çeşmem geldi. Kaşa çıkıyor yani. Kaşa bir kere gittik, bir gün gittik ya. Evet, doyamadım işte. Ya. Çok güzeldi. Kardeşim, biz suçlu olduk. Doğru dedi ya dedi. O ne dedi anı satayım. Sen de vardın kaşı da. Yani arkadaşım. Keşke gelmeseydik. Sen şaka yani. Mısın? Mayıs'ta gittik biz o yüzden sen Antalya'ya biz daha sonra Damla ile beraber Mordan Seyil ile beraber kanka sen ye. Göce Fethiye. Hayır Fethiye'ye gittiğimiz zaman suna demek ki yazın gelsek aslında kaş ne kadar güzel olmuş, suyu ne kadar sıcak olurmuş. Fethiye. Aslında Çeşme'nin denizi soğuk oluyor yazın ortasında da gitsen aslında Antalya'ya gelmek gerekir dedim mi demedim mi? Dedim. O yüzden de diyorum ki kaş. O zaman beğenmedin ama yaz daha iyi olsa. Beğenmedin değil. Soğuk havada gittik. Yazın gelinmeli dedim. Yazın gittin peki oraya hiç? Hayır, gitmek istiyorum işte. Tamam, bir dakika. Ama en beğendiğin yer orası. Evet. Sakin. Bana suyu sıcak olursa en beğendiğim yer orası. Sen benim 14 yıllık arkadaşım. Evet. Sen bana hiç böyle bir bilgi done vermedin. Yemiyorum lan ben. Bu kaş cevabını kabul etmiyorum ben.
Yemeyebilirsin. O zaman yemiyorum. Videoyu bitirmemiz lazım. Çeşme ya. Çeşmeye adam. Videoyu bitirmemiz lazım ama o zaman. Ya Kaş, bir şey söyleyeyim, Kaş benim de en sevdiğim yer. Bir de ben en çok Ibiza'da rahat ediyorum. Tükürdüm. Ama en çok Ibiza'da rahat ediyorum. Mükemmel. Hiç gitmedim ama. Bundan sonra vereceğim cevaplar hep ütopik olacak bu arada. Çünkü hiçbirisi doğru çıkmıyor. Hadi tosunma proteinler. Evet, cevap Kaş değildi. Değil mi? Size yedirmek için yaptım. Bence yok, sen bence pişman oldun cevaplarından. Hiç öyle değil. Sen bunu bize yediremezsin. Kamera göz kırptım abi burada. Ben bunu yemem cevabın abi. Cevabın neydi? Ben burada... Cevabın Mikanos'tu ama. Eğer olsa. Ben niye yedim şerefsiz o zaman? Pisliğine. Sana küçük oldum. Evet, soruyorum. İlk motosikletimi aldığımda kaç yaşındaydın? Şöyle yapalım. Yaş olarak değil, sene olarak yazın ama ayını da yazın. En yakın olan kazansın. Kendine iyi bak kardeşim. Çünkü... Ben bir kere yılımı yazmışım. Yaşını yazmışım. Tamam. Bitirmiş. Hayır, ikiniz de aynı şeyi yazarsanız ne olacak? O zaman da yaşı doğru tahmin ederse. Hemen bir daha yılı söyleyeceğim. Yıl ve ay. 4, 3, 2, 1, 0. Yılı yazacaksın. Kaç yaşında? Gösterin yaşını kameraya. Sen, ya. 2012 mi? 2012 Temmuz. Kaç yaşında? 2012 kaç Temmuz oluyor? Diyor. 23 oluyor. Ben de 23. Sen de 23. Sen keşke sen de bir ay söyle o zaman. Ben Haziran diyorum. Sen daha yakınsın. Mayıs'ta almıştın. Evet. Zaten yeni. Yaşın doğru değil mi abi? Ne ayı yılı ya? Ama Allah dedim ki yaşı aynı. Yaşın nerede ya? Oğlum anlattım ya, yaş aynı çıkarsa yılı ve ayı yazın dedim ya. Adam dedi ki yaşı söyledik. Okey, sen de 23, ben de 23. Ay söyledin. Sonra ben de bir ay söyledim. Ha ben Temmuz. Vallahi artık yeter ya. Ama sen çok az batırıyorsun ki. Böyle olmaz ki. İçin mi? Hayır. Batırıp da içmen gerekiyor. Tamam kardeşim, bu kadar sinirlenme. Ben anlamadım, bu ne sinir ya? Sana ben reçeteni hemen vereyim ya. Soru içinde sonra olur. Al senin reçeteni. Tamam söyle. Al senin reçeteni. Hemen mutlu ol. Al reçeteni verdim sana. Ne yazdın? Sen bayağı... En çok neye sinirlenirim? Her şeye. Evet abi. Video gününde Selin somurtursa. 3, 2, 1. Çevir. Sen yüksek ses diyorsun, sen ne? Bekletilmek, bekletilmek. Doğrudur. Allah Allah. Yüksek sesle ben kızmam kanka, Damla kızar. Hayır, yüksek sesle konuşulmasına ben kızmam. Ben onu demek istemiyorum ama yüksek sesle konuşulmasına biz bağırma diyoruz ya. Hayır canım, ne alakası var? Yüksek oğlum, sessiz. Oğlum Uğur yüksek ses konuşuyor, biz uyarıyoruz. Evet. Uğur kime bugüne kadar çok bağırıyorsun sessiz ol dedi. Tamam işte, evet. O yüksek sesle konuştuğu zaman biz ona bağırma dersek sinirleniyor. Yok, ben şu anda onu öyle onu mu düşündü yani? Evet, burada? Yüksek sesle. Evet. Ya, oğlum bekletilmek ya. Bak reçete vereceğim sana. Ben yemiyorum. Yemiyorum abi. O zaman direkt kaybettin sen. Ben kaybettim. O zaman Instagram'dan o fotoğrafı paylaşıyorsun 24 saat boyunca. Evet. Peki ben çok kısa bir soru soracağım. Buna mı oluyor ya? Ben de anlamıyorum. Buna mı oluyor ya? Moderatör. Bir şey gerçek her şeye mi takılamadık ya? Köfte yemesin diye yapmadığı şey kalmadı. Kimin? Köfte yemesin diye ya. Abi ben hakkımla kazanıyorum, doğru mu? İyi, ben tanıyorum Uğur'u ve ben size şunu sormak istiyorum. Şu an Serkan'ın koltuğunda ben oturuyor olsaydım, evet, oraya yüksek sesle konuştuğum zaman bağırma denmesinden yazsaydım kim kazanmıştı? Sana bağırma denmesinden... Arada kalırdım. O da onu demek istedi. Yahu Damla Allah, o zaman şunu yazsın lan. O da onu demek istemedi şunu ya. Yazsın. Onu demek istedim. Ya o zaman onu şunu demek yazsın. Allah onu demek istedim. Yüksek ses deyince ne anlıyorsun? Yüksek sesle tahammülümün olmadığını algılıyorum ben. Şunu yazacağım. Bağırma denmesinden. Cevap buydu. Evet, bağırma denmesinden yazıyor dedi. O zaman... Geçti ye. Video günü mod düşerse. Bundan hoşlanıyor mu bu çocuk? Bu ne? Bu çocuk bundan hoşlanıyor mu? Ne bu? Pandik. Hoşlanmıyorum ben. Ne diyor bu çocuk? Abi diyor, beni yüksek sesle konuşun, uyarın ama hani pandik atın ama bana. Beni uyarmayın abi yüksek sesle konuştuğumu. Bu mudur yani olay? Ona kadar sinirlenmiyor. En sinirlendiği şey... Bağırma sesi. Sen pandiye sinirlenmiyor musun? Ben moderatör. Sen bunu dosya yap. Sen o zaman bana reçeteni yaz. Sen ben pandiye sinirlenmiyorsam. Ben sana reçeteni yazsan benim. Allah Allah ya. Adam burada ya. Sanki ölmüş de arkasından konuşuyoruz. Kardeşim sen hangisine daha çok sinirleniyorsun? Ben bekletilmeye daha çok bitti gel. Bitti, bu kadar basit ya. Ben anlamıyorum ki niye... Yiyeceksin. Niye düzen bozuluyor? Kurabı yiyeceksin. Yemeyeceğim ki. O zaman ya, yiyeceksin. Arkadaşım. Yemeyeceksin kardeşim. Bir dakika. Oyun belli, konsept belli. Otur. Yiyeceğim belli. Ya sen var ya. Ya benim ne suçum var?
Ben cevap biliyorum, problem mi? Ya dostum. Ben Ronaldo olarak gol atıyorum, sen bana niye kızıyorsun? Sen de aşağılık kompleksin. Tamam, sen köfte yedin mi? Yok, burada yiyecek. Gel lan göster, delikanlı gibi ye. Aferin, ver. Verme bana bunu. Acım acı bize bana koymaz Serkan'a. Sen yedin, aferin oğluma. Tamam, Serkan'ın da bilebileceği bir soru sorayım o zaman. Hadi bakalım. Sen ben üzüldü, onu beş yap. YouTube'da kaç bin abonem var? Yazın bakalım. Ben nereden biliyorum? Ulan sen en çok like alan fotoğrafımı az daha biliyordun lan. Yazdım. Ben suçlu muyum şu an bunda? En yaklaşan doğru cevabı bilmiş olacak. 3, 2, 1. Kaç? Senin kaç? 229. Ama doğru. 226 mıydı? 9 muydu arada kaldı? 220 bin. Fuat sen 100. Ne? 229 bin adam nokta atışı yapmış. Hadi lan. Evet. Direkt 229 bin. 226 sana kazanır mısın? Evet. Ve sen de kazanır mısın? Ben 226 dedim ama 6 mı 9 mu 9'a çevirdim onu. Madem hazır YouTube'dan gidiyoruz, YouTube'da bu zamana kadar toplam izlenmem kaç milyondur? Kazandığın paradan bahsediyorsun. Hayır oğlum, kaç milyon izlenmem diyorum. En yakın olan kazanır. 3, 2, 1, çevirin. 26 milyon. Oo. Oo. Sen misin bakıp söylüyorsun Allah ya? Allah falan versin söylemedim. Oo kardeşim. Allah oo. Söylemedim. Bir şey söyleyeceğim, nereden biliyorsun? Öyle şöyle, evet, şöyle hesap 26 et. Milyon bak. Allah belamı versin dedim ki, bak yemin ediyorum. 26 milyon 100 bin. Var ya tam stalker ya. 68 tane videosu vardı. Ortalama 300 bin desem dedim ama 500 izlenen de var dedim. 25 mi 26 yaz gitsin dedim bak sana. Hazır mısınız? Hazırız. Ben dizi izlemeyi mi daha çok seviyorum yoksa film mi? Çünkü ya bunu sen yanlış dersen ha. İnkar edeceğim çok done var. 3, 2, 1, film. Aa bak görmeden bak ikinizin de cevabını görmeden söyledim ya. Tamam. Biz o kadar eski evde oturup hiç dizi izlemeye mi buluşuyorduk, film izlemeye mi buluşuyorduk? Dizi, abi ben doğru. Ne zaman arasam Damla ile şeye başladım, Damla ile buna başladım. Tamam biz de ne arıyoruz? Breaking Bad'e, bilmem nesi. Spesif... Ya şey... ne zaman arasam sen bütün dizileri izledin kanka. Peki bütün. Filmleri evet. İzledin mi? Bütün film dizileri... kalmıyor tamam. Dizi izliyor adam. İzlediğim dizi sayısı mı daha fazladır, izlediğim film sayısı mı daha fazladır? Onu mu hesaplayacağım ben şimdi? Niye? YouTube videosunu senin... hesapladın lan, matematik çok iyiydi. Dizi daha fazladır. Bölüm olarak sormuyorum. Bölüm olarak diyorum. Daha fazladır. Bölüm, yani, bölüm olarak tabii ki de daha fazladır. Ama cevap film. Ben yerim kardeşim, sen bırak. Ben o kadar yiyince biraz erkekleştim o kadar. Şu an bu kadar problem etmiyorum. Önceden evet. De bayağı sıkıntı çektik. Ağzını tutuyor. Yutamıyor musun? Evet. Çok mu acı? Ya böyle daha çok acır kanka. Tamam, bir tane basit soracağım. Sonra bir tane daha sorup bitireceğim. Ben yok. Ben havuzu mu daha çok severim, denizi mi? 5, 4... 3, 2, 1, çevirin ben bakmıyorum. Havuzu. Ya sen ne mikrop insansın. Bak bakmadım ama kanka. Yani insan nasıl havuzu sever deniz varken. Çünkü denizde, ya. Tamam denizi de çok seviyorum tabii havuz, ki ama kum hayran. Falan pistan anladın mı bir yerlerine kaçıyor. Oğlum denize girdiğini mi gördün ya? Ya millet havuzu işiyor işiyor sen gidiyorsun oraya. Allah'ın seversen bu yaz beraber seninle tatil edildik. Kaç kere denize girdim havuz. Zorla sokuyordun beni. Evet havuz o yüzden. Havuzu ama nasıl oynuyordum havuzda? Otelin havuzunda. Şamil evde. Allah Allah. Tamam son soruyu da soruyorum. Bu da basit bir soru. Ve kazanan belli olacak. Hatta son iki soruyu yapayım. Sanki Serkan kalbi çekmiş gibi bir his var. Arada ben bir iki tane daha yedim öyle istemsiz. Hayır. Bir araba alacak olsam nasıl bir model araba alırdım? Yani marka olarak istemiyorum sizden. Jeep mi? Hani sedan mı? Hatchback mi? Hani o tarz. Gösterin ben cevabı şey yapayım. Bu ne biliyor musun? Ben kamyonet. Ama... Cevap kamyonet. Ne? Nasıl kamyon? Kamyonet mi öyle diyor? Ya siktir git lan ya kamyonetmiş. Vallahi kamyonet. Yok mu Amarok'lar falan filan böyle? Ya, şey, benim Mercedes. Amarok'u değil Mercedes'in. Mercedes'in var ya. Hatchback lan ne hatchback hatchback deyip duruyorsun ne kamyonet nereden işte. Kanka ben hatchback yazmamışsın ki jeep yazmışsın. Yok. Evet doğru. Ne yazdın? Hatchback. Ha ben jeep diyorum. Sen şaşırtmak için mi? Beni şaşırtmak için. Kamyonet mi? Nereye kamyonet?
Kanka yeni... Kamyoncu mu kamyonetçisin? Hayır. Gel misin? Ama kamyonetler eski kastım. Kamyonetler değil, yeni kamyonetler. Ya sen de gittin onu çizdin yani. Arkadan kesin fısıldamıştır bu sana. Yok lan fısıldamadım, fısıldadın mı? Sen gördün. O zaten doğrucu da bu doğrucu. Geçen gün biz bunu konuştuk. Hatta hatırlıyor musun Damla? Amarok muhabbeti oldu. Ben dedim ki Mercedes'inki dedim çok güzel dedim. Onu çok beğeniyorum dedim hatta. Onun muhabbeti oldu. Belki abi orada senin kararların kalmıştı. Son birkaç günde değişmiş. Yo yemeyeceğim ben kaybettim. Yakından takip edeceksin. Ben yemeyeceğim. Ya öyle bir dünya yok. Yo yemeyeceğim. Sinirlen mi var şu anda? Yok öyle bir dünya yok. Son ye. Son. Ben daha yersem kusarım yemeyeceğim. Son o zaman getir telefonu. Instagram'da story atacağız bir tane. Ya bu ne emizlik şurut ya. Yemeyeceğim abi bak. Vallahi yemeyeceğim. Ya ben tamam, yemeyebilirsin. Tam kaybettiğini kabul ediyor musun diyor. Tam kaybettim kabul tamam, ediyorum. Tamam ver telefonunu. Aa, çok komik bir şey var kanka onu kabul onu biz karar veririz. Ona biz karar veririz. Sen karar veririz. Bunda öyle neler var neler. Oğlum kanka bunu koy. Yok bu olmaz. Bunu koyalım mı kanka? yok. Şu. Ya hayır. Olur bunu koyalım. Hayır bunu koyuyoruz. Bunu koyacağız koymam. Ya. Koymam. Koyacağız. Bizi de etiketle biz de paylaşalım. Vallahi bir şey olmaz. Ya olmaz diyorum. Tamam o olmaz. Sen bize 10 tane ekran görüntüsü var biz 10 tanenin içinden seçelim o zaman. Sen bize bir 5-6 tane al. Abi benim KVKK diye bir şey var. Bütün telefonu aldınız elimden geziyorsunuz. KVKK ne ya? Kişisel verilerin koruma kanunu. Maral, hakikaten videoyu kapat şu anda. Tamam seçip gelelim tamam sinirlenme videoyu sen kapat. Kardeşim. Sen sinirlenme. Arkadaşlar videoyu kapamayı unutmuşuz. Çünkü Serkan biraz mızıkçılık yaptı. Fuat'la falan tartıştılar. Sonra her şeyi falan topladık. Ama Serkan'ı bir şekilde story atmaya ikna ettik. Toparladık da durumu. Bu videonun yayınlandığı gün yani şu an videoyu bitirdikten sonra Serkan'ın Instagram'ından, bizim de Fuat'la Instagram'larımızdan Serkan'ın absürt fotoğrafını görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.